Öncelikle herkese merhaba. Bugün size bizim elimizdeki bu Skeletal Robotics'in ana setup'ının, ana modelinin benim bu yaptığım denge robotu formuna nasıl dönüştürebileceğimizi, neleri değiştirmemiz ya da neleri eklememiz gerektiği hakkında bazı bilgiler vereceğim. Hem de bir yandan gördüğünüz formu dediğim gibi ayakta kalabileceği şekilde iki teker üzerinde dengede kalabileceği formuna sokacağız ve ayrıca elimizdeki ekstra bunun üzerine takacağımız MPU 6050 kartını takacağız üzerine. Şöyle göstereyim. MPU 6050 kartına nasıl takacağımı göstereceğim. Bu kartı takabilmem için buradaki şasenin üzerine ayrıyeten farklı bir tasarım yaptım ben. Bu yine Skeletal Robotics'in yanında geldiği bir kamera modülü var. Burada. Bu kamera modülünün üstüne takılması için gerekli bir tane bu şekilde bir ray parçası var. Bu ray parçasını buradaki alüminyum profillerin üzerine takıp çevirdiğimiz zaman üzerinde sabit bir şekilde kalabiliyor. Ben de aynı modeli aldım, aynı mekanizmayı ve üzerine MPU 6050 sensörünü takabileceğim şekilde tekrardan düzenledim. Bu şekilde ben istediğim herhangi bir yerine bu robotumu, bu MPU 6050 sensörünü takabiliyorum. Bunu da kendi evimde yazıcıyla print ettim. Ardından sonrasında bunun üzerindeki 4 adet pini elimizdeki jumper kabloları kullanarak rezverimin üzerine takacağım, bağlantılarını yapacağım. Ama öncesinde buradaki konfigürasyonu değiştirelim. Bazı malzemeleri çıkartmamız, bazılarını da yerini değiştirmemiz gerekiyor. Çok uzun süren bir proses değil dediğim gibi. Temelde yapmamız gereken şey şu. Bu robotun iki ayak üzerinde durabilmesi için robotun denge noktasındayken kendisi iki motoru üzerinde dengede kalabildiği durumda motorların yeri değebilmesi gerekiyor. Bu şekliyle ben iki motorunun üzerine çıkartmaya çalışsam denge noktasına burada takılacağım. Arkasındaki barı bunu engelliyor. Daha da yukarı çıkmasına. Ve ne yaparsam yapayım bu arkaya doğru düşecek bu şekilde. O yüzden bir kere bu barı yukarı kaldırmam lazım. İlk yapacağım iş bu. İkinci yapabileceğim bir şey şu. O da fark ettiyseniz bu dört tekerli bir araç şu anda. Bu dört tekerli formundayken bunun ayağı kaldırmak istiyorsam şuradaki üstteki tekerlere ihtiyacım olmayacaktır. Çünkü zaten buradaki üst tekerler yere değmeyecek. Düştüğü zaman da kendisi yere. Bunların herhangi bir düşüşünü yavaşlatma gibi bir durum da olmayacak. Çünkü bunlar ne lastik, yani çok sert bir plastik en azından. Ve de herhangi bir süspansiyon görevi gören bir parçası var üzerinde. Bundan dolayı üstteki tekerlere de gerek yok. En basitinden o üst tekerleri sökerek işlerime başlayabilirim. Üç vidasını sistemden söküyorum. Ardından demin dediğim gibi bu şekilde ayakta tutmak istediğim forma getireceğim robotun altındaki tekerlerin yere değmesini engelleyen ana barlardan bir tanesini kaldıracağım. O yüzden bu barı bu iki dikey bara bağlayan bu 90 derecelik bağlantı noktalarında takılı olan vidaları gevşetip çıkardım. Ardından robotumuz bu şekilde kaldı. Hala baktığım zaman biraz daha ileri gelebiliyor şu anda. Hatta şu noktada dengede de durabiliyor sanırım. Ucu ucuna neredeyse. Hala düşüyor geriye. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Buradaki tekerleri biraz daha ileri
Buraya doğru çekeceğim ki aşağı doğru alt taraftan fazladan dışa doğru çıkan barlar benim tekerlerimin önüne gelmesin, denge noktasına bulmasına engel olmasın. O yüzden buradaki vidaları da genişletiyorum. Hem öndeki hem arkadaki vidaları da genişletiyorum ve tam benim profilimle sıfır yapacak şekilde motorumun plastik parçası buradaki frame'imin sonuyla sıfır yapacak şekilde, ikisinin sonları birbirine tam denk gelecek şekilde kaydırıyorum ve tekrardan bulundukları yerde sıkıyorum. Son olarak buradaki sistemin dengesini sağlamak için bu iki motorun birbiri arasındaki bağlantısı şu anda biraz daha zayıf. Çünkü tüm mekanik bağlantıları tepede kaldı. Aşağıda ise iki motoru birbirine sabitleyecek bir sistem kaldı. O yüzden şu şekilde hareket ettirdiğim zaman biraz hareket ettiklerini görebiliyorum. Bu da onun dengesinin kaybolmasına yol açabilir. O yüzden demin burada çıkarttığım barı tekrardan aslında motorların başta bulunduğu yerlere, motorlar biraz daha yukarıdaydı, sonrasında aşağı kaydırdım bunları. Demin motorların olduğu yerlere böyle önde kalacak şekilde bu bar geri takacağım. Aynen bu şekilde. Hatta şöyle göstereyim. Hem önden hem arkadan engelleyen bir bar yok. Ayrıca dengede kalabildiği pozisyonda biraz daha ağırlık, buradaki gördüğünüz gibi piller, bataryalar, resveriler şu şekilde tuttuğumda önde kaldığı için motora ve tekere kıyasla bu şekilde ağırlığın biraz daha geride olması gerekiyor. O yüzden robotun kendisi dengede durduğu sırada aşağı yukarı 13 derecelik bir açıyla dengesini sağlayabiliyor. Bunu yaptıktan sonra yapacağım şey şu. Bizim elimizdeki bu denge sensörünü, denge sensörü dediğim şey aslında hem 3 eksenden ivmesini hem de 3 eksenden gyrosunu, yani 3 eksen üzerinde eğilme hızını, 3 eksen üzerinde dönme hızını okuyabilen bir sensör bu MPU 60'lı sensörü. Biz bu sensörle bizim cihazımızın öne doğru ya da arkaya doğru ne kadar eğimli olduğunu okuyabiliyor olacağız. Anlık olarak tepki vermesini sağlayabiliyor olacağız. Bizim robotun ani eğimlerdeki değişikliklerine doğru yaşadığı denge sorunlarına karşı. Biz bunun eğiminin ne kadar ileride ne kadar geride olduğunu, ne kadar ileri doğru yatık ya da geriye doğru yatık olduğunun derecesini bunun hem ivme sensörüne hem de gyro sensörünü kullanarak buluyoruz. İnsanın aklına bu sensörü koyması için en başta tepeye konulması en uygundur gibi düşünülüyor. Ben de başta öyle bir karar verdim, öyle koydum. Çünkü bizim de nereye doğru yattığımızı, ne kadar eğimde olduğumuzu söyleyen şey kafamızda, kulağımızın içindeki salyangoz örneği gibi tepede olması gerektiğini bekleriz. Ama şöyle bir şey var. Net olarak ne kadar eğimde olduğu verisini bize ivme sensörü veriyor. Bunu da zaten yazılımın içerisinde göreceğiz. Ve eğer biz eğim sensörünün verisini kesin ve tam olarak bilmek istiyorsak anlık değişimlerde, buradaki sensörün mümkün olduğunca az yatay hareket yapması gerekiyor. Bu şekildeyken, o pozisyondayken, ileri geri gittiği zaman evet kendi içerisinde bir dönüş sergiliyor.
Atıyorum buradan buraya giderken aşağı yukarı 10 derecelik bir hareket yapıyor belki. Ama bu hareketi yaptığı sırada en az 5 metre hareket ediyor. Ve bu da kendi içerisindeki ivme sensörünün kafasını karıştırması için yeterli bir mesafe ve süre. Onun yerine mümkün olduğunca tekerleri yani dönüş ekseninin olduğu yere takarsam eğim sensörünü. Burada yaptığım eğimle aldığım mesafe çok daha küçük. Bu içerisindeki ivme sensörünün eğim verilerini etkilememesi adına çok daha iyi bir konum. Çünkü bu şekilde yaptığı hareket ivme sensörünü çok daha az etkiliyor. Bunu yaptıktan sonra buradaki MPU 6050'nin yattığı bu 3D baskının nasıl yapıldığıyla alakalı da bir video çektim. Scuttle'ın üzerinden metal, alüminyum barların üzerinden nasıl kendi istediğiniz malzemeleri takabileceğiniz ya da yani adaptörlerinizi yapabileceğinizle alakalı. Oradan da daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ki zaten benim şu anda kullandığım MPU 6050 takmak için gerekli de yuvanın 3D modeli de GitHub sayfasında olacaktır. Bunu yaptıktan sonra benim sensörü Raspberry'ye bağlamam lazım. Bunu yapmak için de şöyle yapacağım. Benim elimde iki tane şu anda kablo var. Bunlar birbirine bağlı gözüküyor ama biraz daha düzenli dursunlar diye bağladım. Ama temelde iki ucu dişi, bir kahverengi, bir kırmızı jumper kablo. Bunları benim MPU 6050 kartımın üzerindeki VCC ve GND pinlerine bağlıyorum. Kırmızı pine VCC'ye yani 3.3 volt'a, GND'yi de kahverengi kabloya taktım. Ardından bunu alıp benim Raspberry'nin üzerindeki 3.3 volt ve GND'ye takmak gerekiyor. Bunu yaptım. Ardından evde başka iki tane daha kablo var. Bunlar da yine iki tarafı dişi jumper kabloları. Biri beyaz, biri de mavi. Beyaz olanla benim MPU'mun üzerindeki SCR pinle, mavi olanı SDA pinle bağladım. Ardından bunları gidip yine benim Raspberry'deki IKRC pinlerine, SCR ve SDA pinlerine takıyorum. SCR'yi SCR'ye, SDA'yı da SDA'ya. Bunu yaptıktan sonra temelde benim robotumun işi bitmiş oluyor. Tek şunu ekleyebilirim. Şu anda benim aldığım baskıdan, baskı sonucu buradaki adaptör birazcık şöyle sağa sola kayabiliyor. Yerinde yine sağlam duruyor ama onu engellemek adına benim burada yaptığım sistemi üzerine bantlayabilirim. Hatta öyle yapmayı tercih edeceğim. Ya da isterseniz siz bu sistemi üzerine bantlamak yerine plastik kelepçeyle de sabitlemeyi deneyebilirsiniz. O da işe yarar. Şu şekilde etrafından bir tur geçeceğim. Onu daha sabit tutuyor. Bu kabloların çok fazla bir zararı olmaz. Şu şekilde alüminyum profillerin içerisine sıkıştırdım. Bunun sonrasında yapmam gereken tek şey artık Raspberry'nin içerisine SD kartına işletim sistemini yüklemek, gerekli yazılımları yüklemek içerisine ve gerekiyorsa kalibrasyonunu yapmak PID'nin. Programı çalıştırıp önce güvenilir bir şekilde tutup cihazı düşmediğinden ya da düşecekse hemen tutabileceğimiz, müdahale edebileceğimiz bir pozisyonda tutarak deniyoruz. Eğer düşüyor gibi olursa da zaten PID'nin nasıl ayarlanacağı konusunda da bir takım videolarım olacak. Bunun üzerindeki PID'yi dengede kalması için hangi durumlarda nasıl değerleri değiştirmemiz gerektiği konusunda bir video atıp bunu da yine aynı YouTube kanalımda, Limentis YouTube'da da paylaşacağım. Şimdi bu cihazı açtığım zaman Raspberry içerisinde işletim sistemini çalıştırmaya başlıyor. Ardından ben bunu bakalım çalıştırdığımda aynı performansı alabilecek miyim?
Raspberry'ye bağlandım. Burada benim yapmam gereken şey Python 3.11 versiyonu ile Main Balance Robot programını çalıştırmak. Şimdi deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Aynen. Sistem kendi dengesini kontrol edebilmeyi sağladı. Güzel.